vitaminler ve mineraller çocukların ve erişkin insanların yaşamını sürdürebilmesi için vücutta gerekli mikro maddelerdir. Bunlar karbonhidrat, protein ve yağlardan farklı olarak vücudumuzda çok az bulunmaktadır. Ancak bütün enzimatik reaksiyonların ve hücre yenilenmesi, büyüme, gelişme için çok gerekli mikro maddelerdir bunlar. Bunların eksiklikleri genelde vücutta ilk olarak özellikle çocuklarda iştahsızlıkla, büyüme gelişme geriliğiyle, vücutta özellikle tende solukluk, hareketle yorulma, merdiven çıkarken yorulma ve zorlanma gibi bulgularla ilk bize bulgu verir. Bunlar tabii çocuktan çocuğa değişmekle birlikte en büyük özelliği okul performansında azalma olabiliyor çocuklarda. Çocukların hepsinin vitamin ve mineral ihtiyacı vardır. Normal beslenen çocuklarda günlük beslenmemiz normal ise, günlük karbonhidrat, protein ve yağ ihtiyacını düzenli alıyorsa, günlük meyvesini tüketiyorsa, onun dışında özellikle süt ürünleri, et ürünleri yemesi uygun ise ekstra bir vitamin ihtiyacına gerek yoktur. Ancak çocuklarda halsizlik, onun dışında yorgunluk ve iştahsızlık varsa o zaman kan testlerine bakıp duruma göre ek vitamin vermek gerekebilir. Beslenmesi iyi olan çocuklarda ekstra bir vitamin ya da mineral takviyesine gerek yoktur. Ancak özellikle yeni doğan bebeklerde anne sütünden en az geçen vitamin K ve D vitamini olduğu için doğumda mutlaka bütün bebeklere K vitamini uyguluyoruz. Onun dışında 2 yaşa kadar mutlaka bütün bebeklere 400 ünite D vitamini vermek gerekli. Büyük çocuklarda da beslenme durumuna göre onun dışında günlük güneş görmesi, hayvansal ürünleri tüketip tüketmemesine göre D vitamini yerine göre multivitamin takviyesi verebiliyoruz. Özellikle gelişme geriliği olan çocuklarda multivitaminle birlikte balık yağı tavsiye ettiğimiz çok oluyor. Çocuklarda balık yağı ihtiyacına normal şartlarda gerek yoktur. Özellikle haftada bir ya da iki defa yüzey balıkları yiyen çocuklarda, yüzey balıkları özellikle somon, istavrit, hamsi gibi bunları güzel tüketiyorsa ekstra balık yağı önermeyiz. Ancak ayına ve yaşına göre gelişimi geriyse, ise iştahsızlığı ciddi oranda varsa günlük olarak balık yağı takviyesi öneriyoruz bütün çocuklara. Kronik hastalığı olan çocuklar, özellikle solunum hastalığı olan ve bunlar en çok bronşektazi, astım dediğimiz hastalıklar ile şeker hastası olan, yani diyabet hastaları, onun dışında nadiren görünse de kalp, böbrek ve karaciğer hastası olan çocuklar öncelikle enfeksiyonlara çok duyarlı olmaktadır ve bunların öncelikle hastalıklardan korunması çok önemlidir. Geçirilecek en ufak gribal hastalık bu çocuklarda çok ciddi besin ve enerji açığı ortaya çıkartabiliyor. Bunlar için genelde biz vitamin takviyeleri, multivitamin öneriyoruz. Özellikle bağışıklığı güçlendirici bazı maddeler vardır. İşte örneğin beta glukan, bağışıklık güçlendirici glukanoid dediğimiz farklı maddeler vardır. Bunları hastalığın durumuna göre, çocuğun gelişmesine, sık hasta olup olmamasına, günlük beslenme durumuna göre değerlendirip doğru bir oranda besin takviyesi vermeye çalışıyoruz.